Veriyor diyoruz. Merhabalar. Bugün Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'nin çok özel bir günü. 9 yıl önce kaybettiğimiz Emre Madran hocamız adına koruma alanında basın ödülleri veriyoruz. Bugün aslında etkinlik gerçekleştirecektik. Her yıl yaptığımız Emre Madran koruma alanında Edep Yahu buluşmalarını gerçekleştiriyorduk. Fakat bugün yine aslında üzüntülü bir sürecimiz vardı ki koruma alanında koruma bilimini oluşturan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde restorasyon kürsüsünü kuran, ulusal ve uluslararası ortamlarda doğal ve tarihi sitlerin korunmasında, İKROM'un kuruculuğundan işte temsilciliğine kadar gerçekten çok değer verdiğimiz hocamız Cevat Erder'i kaybettik. Dolayısıyla Emre Madran adına yaptığımız Edep Yahu buluşmalarını 1 Ekim saat 12.30'a ertelemek durumunda kaldık. İki önemli insanı 10 yıl, 9 yıl arayla neredeyse aynı anda kaybetmiş olduk. Bugün Emre Madran koruma alanında basın ödüllerini 26 Nisan'da hukuksuz şekilde tutuklanan ve 18 yılla cezalanan, 3 kez beraat eden arkadaşlarımız için başlattığımız adalet nöbetinden açıklamayı uygun gördük. Çünkü bugün Mimarlar Odası aynı zamanda adalet nöbetçisi ve adalet nöbetimizde 153. günden size bir kez daha merhaba diyoruz ve 2022 yılı Emre Madran koruma alanında basın ödüllerini böylece canlı yayından sizlerle paylaşmış olacağız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 26 Eylül 2013 tarihinde kaybettiğimiz ve koruma alanında önemli mücadele veren Emre Madran anısına 2015 yılından itibaren basın ödülleri vermekte. 2022 yılında şubemizin doğal ve kültürel ve tarihi varlıklarımızın korunması, kent mücadelesi, meslek haklarının savunulması ve toplumcu mimarlık gayretiyle yapmış olduğu çalışmaların toplumla buluşmasını sağlayan, basın alanında haber yaparak, köşesine taşıyarak, kanalında yayınlayarak yer veren, şubemizle dayanışma gösteren ve halka gerçekleri söylemekten, gazetecilikten vazgeçmeyen basın emekçileri ve gazeteciler şubemizin basın ödüllerine layık görülmüştür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2021 yılında verdiği ödüllerden dolayı da yargılanmaktadır. Bir gazeteciye çevre haberleri yaptığı için ve özellikle bizim yaptığımız açıklamalara yer verdiği için verdiğimiz ödülden kaynaklı yönetim kurulumuzun tamamı terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. Dolayısıyla Emre Madran koruma alanında vereceğimiz basın ödüllerini, 2022 yılında vereceğimiz basın ödüllerini bir istihbarat örgütü olmadığımız için yine gazetecilere verdik ve GBT'lerine bakmadık. Çünkü onların bizimle dayanışma içerisinde bizim haberlerimizi yaptıklarını biliyoruz ve bizim için de önemli olanın bu olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 2002 yılı Emre Madran koruma alanında basın ödüllerini sırasıyla açıklayacağım. TV haberciliği dalında Artı TV Ankara temsilcisi Kemal Avcı, Flash TV Ankara temsilcisi ve Başkent Gündemi programı yapımcısı Fatih Ertürk, Fox TV Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz ve Çalar Saat programı İlker Karagöz, Halk TV Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Yeni Bir Sabah programı İsmail Küçükkaya, Ana Haber Bülteni İrfan Değirmenci ve Haber Koordinatörü İnan Demirel. KRT TV'de Haber Koordinatörü Barış Can, Kent ve Yaşam programı Osman Güdü, Tele 1 Haber Koordinatörü Serdar Akyön, Ajans Haberciliği dalında Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, PİRHA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Veli Haydar Güleç.
Yazılı basında bizim yine yürüttüğümüz mücadeleleri köşesine taşıyan, haber veren ve bundan vazgeçmeyen yazılı basında yer alan gazetecilere ve gazetelere de ödül verdik. Agos gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü İşhan Erdinç, Bir Gün gazetesi Ankara haber müdürü Nurcan Gökdemir ve köşe yazarları Fikri Sağlar, Yakup Kepenek, Cumhuriyet gazetesi Ankara haber müdürü Erdem Sevgi, karikatürist Murat Sayın ve köşe yazarı Erdal Atabek, Evrensel gazetesi Ankara temsilcisi Birkan Bulut, Gazete Pencere genel yayın yönetmeni Yavuz Ohan, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, muhabir Erdoğan Süzer ve Yavuz Alatan, köşe yazarı Yekta Güngör Özden. Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Orhan Uğuroğlu. Uluslararası basın dalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özgür Gazete genel yayın yönetmeni Pınar Barut. İnternet haberciliği dalında Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergiz Demirkaya, Gerçek Gündem genel yayın yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, İleri Haber sorumlu yazı işleri müdürü Batuhan Batan, Kısa Dalga Net genel yayın yönetmeni Kemal Göktaş, Medya Portnet genel yayın yönetmeni Sibel Gültaş, haber editörü Sultan Özer, Sol Haber Portalı genel yayın yönetmeni Ali Ufuk Arıkan, T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Yapı.com.tr yazı işleri müdürü Uğur Doğan. İnternet televizyonculuğu haberciliği dalında Karantina TV kanal sorumlusu Recai Aksu, Medyascope TV Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş, Nokta TV kanal sorumlusu Barış Hacı Salihoğlu. Radyo dalında Radyo Sputnik akşam postası programıyla Atilla Güner. Yerel basın dalında Anayurt gazetesi muhabiri Demet Aran, Başkent gazetesi köşe yazarı Mahsun Doğan, Zafer gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Umut Karakülah. 2022 Emre Madran koruma alanında her yıl dayanışma ödülleri de veriyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz 2022 yılı boyunca kent savunmasından vazgeçmediği için bedel ödeyen TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile dayanışma gösteren ve gazetecilikten vazgeçmedikleri için hedef gösterilen, yargılanan ve bedel ödemek zorunda kalan gazeteciler için de dayanışma ödülünü belirledik. Bu doğrultuda Alican Uludağ, Ayşenur Aslan, Bahadır Özgür, Can Güler Yüzlü, Deniz Zeyrek, Devrim Hacı Salihoğlu, Faruk Bildirici, Hale Gönültaş, İsmail Arı, Kelime Ata, Merdan Yanardağ, Nihal Kemaloğlu, Ünsal Ünlü, Pınar Türenç, Sedat Bozkurt, Yeşim Gündoğdu Karacaoğlu, Yıldız Yazıcıoğlu ve Zeynep Gürcanlı 2022 Emre Madran koruma alanında dayanışma ödülüne layık görülmüştür. Bu yıl aslında yönetim kurulumuzun hep birlikte değerlendirdiği ve süreç içerisinde gerçekten yazılarıyla birlikte Türkiye'de yürüttüğü bu mücadeleyle onur ödülüne layık olan Çiğdem Toker'e de ödül verdik. Kamu kaynaklarının korunmasına yönelik istikrarlı ve ödün vermeden yazdığı yazılar, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede yolsuzluk davasının açılmasına neden olurdu. Çünkü Çiğdem Toker kamu ihaleleri üzerinden kamuda yapılan yolsuzlukları kamuoyunun gündemine taşıyordu yazılarıyla. Yazıları birçok yolsuzluk dosyasının iddianamesi olma niteliği taşıdığından bu yıl Emre Madran koruma alanında onur ödülüne Çiğdem Toker layık görülmüştür. 2022 Emre Madran koruma alanında özel ödüle ise kentleşme politikalarına yaptığı katkılar,
uzun yıllar boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü akademik üretim, yetiştirmiş olduğu binlerce öğrenci ve kentleşmenin geleceğini koruyan çalışmaları ile duayen kent bilimci Profesör Doktor Ruşen Keleş özel ödüle layık görülmüştür. Muhtemel ki dezenformasyon yasasının tartışıldığı, gazeteciler üzerinde yoğun baskının yaşandığı, hem kent ve çevre mücadelesini yürüten, mimarlık mücadelesi yürüten Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hedef gösterildiği, haber yapanların hedef gösterildiği bir süreç içerisinde, bizimle dayanışma içerisinde olan ve hakikatin doğruluğundan vazgeçmeyerek gazetecilik yapmaya çalışan tüm gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz. Basın ödüllerimizin ödül töreni 3 Ekim'de saat 18.30'da Ankara Kalesi'nde Yüksel Erimtan Müzesi'nde gerçekleşecek ve ödül alanlarla birlikte hep birlikte bir dayanışma içerisinde hem Dünya Mimarlık Günü'nü karşılayacağız hem de koruma alanında Emre Madran Basın Ödülleri törenini gerçekleştireceğiz. Bir kez daha gazetelere, dayanışma içerisinde olanlara ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin zorlukla hedef gösterilerek yürüttüğü kent mücadelesine destek veren, televizyonlarında haber yapan, köşelerine taşıyan, yazı yazan programlarının içerisinde bir parçada olsa bu gerçeği ve hakikati haykırmak isteyen gazetecilere bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cevat Erder hocamızın vefatından kaynaklı etkinlik sonunda açıklayacağımız ödülleri canlı yayından açıklamış olduk. 3 Ekim'de görüşmek üzere. İyi günler.